Merhabalar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Bugün Şahmeren konuşacağız. Şahmeren hikayesini konuşacağız. Cenşap adında bir genç arkadaşlarla yürüyor. Bir mağara görüyor. Mağarada ne görsün? Dolu bal. Arkadaşları Cenşap mağaraya giriyor. Sonra arkadaşları mağaradaki balları alıyorlar ve gidiyorlar. Cenşap mağarada yalnız kalıyor. Mağarada bakarken bir ışık hüzmesi görüyor. Işık hüzmesini açıyor, açıyor ve aşağı iniyor. Güzeller güzeli bir kadın ama altı yılan, yani Şahmeran. Şahmeran'a konuk oluyor. Şahmeran diyor ki, ben sana diyor tıbbı anlatacağım diyor. İlahi tıbbı anlatacağım diyor. Şifa hekimini anlatacağım diyor. Şifayı anlatacağım diyor. Yanımda kal diyor. Dost ol diyor bana. Cenşap kabul ediyor. Şahmeran başlıyor anlatmaya. Hikaye sürdükçe sürüyor. Günler geçiyor, aylar geçiyor. Cenşap ailesini özlüyor. Diyor ki, Şahmeran diyor, izin verin ben gideyim diyor, ailemi özledim diyor. Annemi özledim, babamı özledim, kardeşlerimi özledim. İzin veririm diyor ama senden bir istirhamım var diyor. Bir, ne olursun hamama girip yıkanma. İki, beni gördüğünü kimseye söyleme. Söz veriyor ve gidiyor Cenşap. Gel zaman git zaman ülkenin padişahı hasta oluyor. Vezir diyor ki, bu işin dermanı diyor Şahmeran'ın etini yemen. Peki bu işin kuralı ne? Kural şu diyor. Eğer kim Şahmeran'ı görmüşse hamama girdiğinde sırtının derisi pırpır olur diyor. Ülkedeki tüm insanları tek tek hamama koyuyor. Kimsenin derisine pırlanma yok. Sıra Cenşap'a geliyor. Cenşap hamama girince sırtında pırlanma oluyor. Ve alıyor Cenşap'ı baskıyla, zorla, zulümle Şahmeran'ın yerini öğretiyor. Cenşap pişman, Cenşap üzgün, Cenşap çok zorda. Çünkü söz verdi, kimseye söylemeyeceğine dair söz verdi. Yemin etti ama yeminini bozmak zorunda kaldı. Gittiler Şahmeran'ın yanına. Şahmeran bunu gördü ve anladı. Dedi ki Cenşap, başımı kaynatın, padişaha verin ki iyileşsin. Gövdemi kaynatın, vezire verin ki ölsün. Kuyruğumu kaynat, sen iç ki sen lokman hekimi olasın, şifacı olasın, dertlere derman olasın. Aynen böyle oldu. Şahmeran'ın başı padişaha verildi, kaynatıldı, padişaha verildi. Padişah iyileşti. Gövdeyi vezire verdiler, vezir öldü. Kuyruğu Şahmeran yedi, Cenşap yedi, Cenşap'tan lokman hekimi oldu. Ama padişah iyileşti ya. Cenşap'ı da yanına vezir olarak aldı. Ve Lokman hekimlikte, şifada, tarihte böyle başladı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz, safalar getirdiniz. Değerli sanatçı dostlarım Kemal Karaman ve Güneş Demir. Buyurun, şeref verdiniz. Olmuşum bir hane içinde.
misafir olmuşum bir hani içinde de efendim sultanım hey. Aradım huriyi kılmadanı buldum. Aradım huriyi kılmadanı buldum. Cevahir olmuşum mercani içinde de efendim sultanım hey. Cevahir olmuşum mercani içinde de efendim sultanım hey. Seydi yârim der ki kerenler sendeden. Seydi yârim der ki kerenler sendeden. Ne kemlikler ettim geçtin bedenden efendim sultanım hey. Ne kemlikler ettin vazgeçtin bedenden efendim sultanım. Sevdiğim vazgeçmek senden. Ne mümkün sevdiğim vazgeçmek senden. Meğer kelam döner meydan içinde de efendim sultanım hey. Meğer kelam döner meydan içinde de efendim sultanım. Yüreğinize sağlık. Sizlere de sağlık. Çok etkilediniz, çok duygulandım. Bildiğim bir türküydü, sizlerden dinlediğim bir türküydü. Dinlerken de biraz maziye doğru yol aldım. Eyvallah. Yüreğinize sağlık. Şimdi sağlık. Sizin Şahmeran konusunda çalışmalarınızın olduğunu hepimiz biliyoruz ve gerçekten çok derli toplu çalışmalarınız oldu. Şahmeran bir halk kahramanı, bir halk şifacısı, bir Lokman hekim. Ben dilim döndüğünce bir giriş yaptım ama ben isterim ki işin aslını pirinden öğreneyim. Lütfen. Lütfen buyurun. Eyvallah, eyvallah. Sağ olun.
Tabii evet, siz de güzel özetlediniz. Şahmaran'ın tabii yüzlerce versiyonu var. Birçok dilde kaynakları var. Hemen hemen Anadolu'nun, Mezopotamya'nın bütün dillerinde örneklerini bulmak mümkün. Evet, biz de 2010 yılında bir Şahmaran albümü yayınlamıştık. Yani 10 yıl olmuş, 2020'deyiz yayınlayalı. Ve yayınlamadan önce de belki de bir 15-20 senelik bir Şahmaran'la yatıp kalkma sürecimiz var diyebilirim. Yani çok uzun sürece yayılmış bir çalışmanın, bir emeğin ürünüydü Şahmaran. Yayınlandıktan sonra da bizim için çalışma bitmiş olmadı. Hala devam ediyor. Şahmaran derlemeleri, Şahmaran ilişkin sorularımız, aradığımız cevaplar anlamında. Şimdi biz Şahmaran'dan ne öğrendik ya da neden Şahmaran'ı çalıştık diye belki de cevaplasam daha kolay olur benim için. Şahmaran, biraz önce de söylediğim gibi, Anadolu'nun, Mezopotamya'nın hemen hemen bütün dillerinde örnekleri olan çok önemli bir mitolojik hikaye, bir efsane. En eski yazılı kaynaklar, yazılı versiyonlar en azından yaklaşık 1000 yıllık bir geçmişe gidiyor. Biliyorsunuz Binbir Gece masallarında da önemli bir masallardan. Çocukluğumuzun masalları. Eyvallah. Hani Binbir Gece masalları yüzlerce masaldan oluşuyor ama o Şahmaran, o masallar içerisinde Şahmaran da vardır. Osmanlı literatüründe de Şahmaran var. İşte 4. Murat zamanında yazılmış bir Şahmaran versiyonu var. Tam olarak ne zaman yazıldığı belli olmayan ama daha yakın tarihlerde yazıldığı belli olan dilinden kaynaklı ve Ali Emiri Kütüphanesi'nde olan bir Şahmaran versiyonu var. Yazılı Osmanlıca versiyonlardan söz edersek. İşte Erzincan Üniversitesi birkaç sene önce bir yine yazılı bir Osmanlıca versiyona dayanarak bir kitap çıkarttı. Fakat biz Şahmaran'ı Dersim'de bizim için önemli bir kaynak kişi olan Mursa Süleyman versiyonu üzerinden çalıştık. Mursa Süleyman derlemesini Mustafa Düzgün abimiz yapmıştı. Ve 90'lı yılların başında yayınlanmış bir şeydi. Şöyle söyleyelim, Şahmaran'ın bütün yazılı versiyonları yaklaşık 60-70 sayfalık bir metin oluşturur ve çok zengin bir fantazi dünyasını görürüz orada. Fakat Şahmaran'ın Zadaca versiyonu, yani Mursa Süleyman derlemesi olan Zadaca versiyonu 6-7 sayfayı geçmez. Fakat buna rağmen hikaye hemen hemen aynı olmasına rağmen Zadaca versiyonunda hikayenin kırılma noktaları farklıdır. Bizim fark ettiğimiz de şudur, sözlü versiyonlar üzerinden baktığımızda ki Mursa Süleyman'dan bu versiyonu esas aldıktan sonra da hem kendi çevremize hem de özellikle metin, o zamanlar buradaydı, ben yurt dışındaydım, gelemiyordum. Farklı Şahmaran versiyonları derlemek için de yeniden kaynak kişilere gittik. Yani hem Dersim'in başka bölgelerinden hem de özellikle Mardin'den Hemed Ali Berti diye bir amcamız kaynaklığında diyelim. Allah rahmet eylesin, Ceylan diye de bir arkadaşımız, Ceylan Tari arkadaşımız, evet, derlemeyi yapmıştı. Yani sözlü versiyonlarına yeniden dönmek gerektiğini gördük. Neden derseniz, dediğim gibi Şahmaran'ın yazılı versiyonları aslında dönemin ihtiyaçlarına, gereklerine göre hep siyasete uydurulmuştur. Oysa sözlü hafızada daha eski versiyonlara ulaşmak mümkün. Ve bu sözlü versiyonlarla yazılı versiyonları kıyasladığınızda da biraz önce de söylediğim gibi hikayenin tam kırılma noktalarında ki Şahmaran iç içe üç hikayeden oluşur. Birisi işte Camısa'nın hikayesi. Camısa'nın Şahmaran'la hikayesi. Öbürü Belkıya'nın hikayesi. Ve sonuncusu da Cihanşah hikayesi diye iç içe üç tane hikayeden oluşur. Bütün yazılı versiyonlarda bu üç hikaye aslında Şahmaran'ın
yanına tesadüfen gelmiş olan Camısan'ı uzun süre burada tutması için keyfiyen masalı uzatması şeklinde görülür. Oysa sözlü versiyonlardan baktığımızda bu üç hikaye birbirini mecbur kılar. Yani Camısan, şöyle söylüyorum ben onu, Camısan'ın hikayesi başlar, bir yarım daire çizer. Camısan kendi hikayesi içerisinde Belkıya'nın hikayesini dinlemeye başlar. Belkıya'nın hikayesi Camısan'ın hikayesi içerisinde başlar ve bir yarım daire çizer. Belkıya kendi hikayesi içerisinde Cihanşah'ın hikayesini dinlemeye başlar. Ve en son başlayan Cihanşah hikayesinin bitişine göre Belkıya hikayesinin nerede, nasıl devam edeceği belli olur. Ve Belkıya hikayesi daireyi tamamlar. O tamamlayışa göre de Camısan'ın hikayesinin nasıl devam edeceği ortaya çıkar. Ve Camısan'ın hikayesiyle de en başta başlayan daire tamamlanmış olur. Yani aslında birbiri içinde üç tane daire görürüz. Ve bu üç daire birbirini mecbur kılar hikaye kurgusunun gereği olarak. Şimdi bu aslında bütün sözlü versiyonlar, sözlü kültür kaynakları için geçerli bir durumdur. Tarih yazıcılığı her dönemde yazıyı ve yazılı belgeyi esas almıştır. Ve dolayısıyla da sözlü hafızaya hiç bakmamıştır. Bu Şahmaran tartışması için böyledir, Alevilik için böyledir. İşte diyelim Alevilikle ilgili, Alevilik'in kendine ait işte Kur'an'ı ya da yazılı ve kaynakları olmadığı vesilesiyle Alevilik hep Alevilere rağmen yazılmıştır. Alevilik'in diğer dinlerle, Ortodoks dinlerle olan bazı benzerlikleri hep Ortodoks dinlerden alınmış şeyler olarak değerlendirilmiştir. Yani diyelim Aleviler 3 ve Hak Muhammed Ali diye üçlerden söz ediyorsa bu Hristiyanlığın üçlemesi olarak görülmüştür. Alevilik 12 imamdan söz ettiyse bu işte Yahudiliğin ya da yine Hristiyanlıkta İsa'nın 12 havarisiyle ilişkilendirilmiştir. Zaten Muhammed, Ali, Hasan, Hüseyin, Fatma gibi şeyler, gibi kavramlar, isimler, kişilikler de tarihsel İslam'la birlikte Aleviliğe girmiş kişilikler, karakterler olarak değerlendirilmiştir. Biliyorsunuz Şahmaran çalışmasından önce de biz 2006 yılında Çeveri Hazarı Binler Kapısı ismiyle, evet, Alevi literatürünü, dersimdeki Alevi literatürünü örnekleyen bir çalışma yapmıştık. O da 5-6 yılımızı alan çok uzun süreçli bir çalışma oldu. Çok sağ olun. Bağlamak istediğim nokta şudur, evet, cümlemi. Yani sözlü hafıza hiçbir zaman kültür tarihi yazıcılığında esas alınmamış. Mesela Alevilikle ekseninde bağlarsak o tezimizi, bugün yaklaşık 100 yıllık bir akademik gelenek vardır Alevilikle ilgili. İşte Fuat Köprülerle, Abdülbaki Gölpınarlarla başlayan, işte bugün de diyelim yabancılardan İrene Melikov, işte Martin von Burnes'in ya da bugün işte Ahmet Yaşar Ocak, Reha Çamuroğlu gibi araştırmacıların devam ettirdiği bir gelenekten söz edelim akademi anlamında. Bütün akademik gelenek için aslında biraz önce sözünü ettiğimiz sebepten dolayı Alevilik eklektik, senkretik, heterodoks bir kültürlenme yığını olarak görülmüştür. Bu bütün akademinin birbiriyle tartışması olan akademisyenler de dahil hepsinin ortak bir zeminidir. Oysa Aleviliğin kendi içinden bir bakış gerekir diyoruz biz. Alevilere rağmen bir Alevilik tarihi ya da öğretisi yazmak yerine Alevi kendisi Ali'yi, Muhammed'i, Hasan'ı, Hüseyin'i, 3'ü, 5'ü, 12'yi, yani bütün bu kavramsallığı nasıl tarif ediyor? Ve onun tarifi içerisinde bir tutarlılık, bir iç bütünlük var mı diye bakmak gerekiyor. Bizim yani araştırma yaparken tek farkımız budur. Sözlü hafızanın bize sunduğu kaynaklardan yazıya bakmak. Bu Şahmaran meselesi için de geçerlidir. Bir kere bu tezi fark ettikten sonra, yani sözlü hafızanın özellikle bizim gibi Anadolu Mezopotamya denilen, insanlık beşiği denilen kültürlerin, dillerin, dinlerin kaynağı denilen bir coğrafyadaki sözlü hafızanın da elbette yazılı geleneğe söyleyecek bir şey vardır. Yani Sümer'de, Hitit'te ya da Mısır'da gördüğümüz şeyler, İran'da gördüğümüz şeyler tarihin 2000, 3000, 5000 yıl öncesinden söylenmiş şeyleri söyleyenler, kuranlar, o kültür dünyası içinde yaşayanlar toz olup gitmediler. Yine buralarda onların torunlarının torunları olarak
bir sözlü hafıza taşıyıcılar olarak bizler yaşıyoruz. Ve bu sözlü hafızanın da yazılı tarihe söyleyeceği, kendince söyleyeceği bir perspektif vardır. Bir katacağı bir zenginlik vardır. Biz bütün çalışmalarımızda bunu fark ettik diyebilirim. Şahmaran meselesi biraz önce Alevilik ekseninde söylediğim gibi bütün akademi tarafından bu üç ayrı hikaye hep üç ayrı kaynaktan gelmiş, birbirine ilave edilmiş eklektik bir yapı olarak değerlendirilir. İşte Mısır'dan söz edildiği için Belkıya'nın Mısır firavunu olduğundan söz edildiği için Belkıya hikayesini Mısır kaynaklı. Efendim işte Camsan hikayesini İran kaynaklı. Efendim Cihanşah hikayesini İslam kaynaklı ya da Arap kaynaklı görmek gibi. Fakat dediğim gibi sözlü hafızanın bize sunduğu imkanlardan baktığımızda bu üç hikayenin birbirinden ayrılamadığını, birbirini mecbur kıldığını görüyoruz. Ve bu perspektifle bir kere baktığımızda da işte Şahmaran'ın aslında sıradan bir masal değil, insanoğlunun en temel varoluş sorularını sorarak cevap arayan bir metin olduğunu görüyoruz. Yani ben kimim? Neden geldim? Neden gidiyorum? Bu şahit olduğum alem nedir? Hayat nedir? Ölüm nedir? Ölümsüzlük mümkün müdür? Ne için yaşamalı? Aşk nedir? İşte Belkıya'nın aşkı mı? Cihanşah'ın aşkı mı? Aşk için yaşamak gerekiyor diyorsak. Bunları sunuyor ve bu anlamda da aslında herhangi bir masal değil, çok kök ve köklü bir masaldır. Birçok masala kaynaklık yapmış bir masaldır. O yüzden de bölgemizde özellikle Kürtçe'de, Zazaca'da ve diğer dillerde de ama ne kadar yükseğe, dağlar anlamında ne kadar yükseğe çıkarsak o kadar daha özgün Şahmaran versiyonlarıyla karşılaşıyoruz ve bunlar da hem Şahmaran'ın hem de genelde Anadolu Mezopotamya için tartışılan kültürler, dinler, diller tartışmalarına diyelim yeni bir perspektif, farklı bir materyal sunma imkanına sahip. Meseleyi tıpla da bağlarsak lütfen diye söyleyeyim. Şahmaran insanın özüdür. Hayır, Şahmaran meselesi tabii. Özüdür. Tabii yani biz şunu söylüyoruz o konuda. Şimdi Gılgamış destanı da böyledir. Mesela Gılgamış destan diyoruz, epos diyoruz. Aslında Gılgamış kendi döneminin kutsal kitabıdır. Zaten çocuklara epos olsun ya da mitolojik bir hikaye yazalım diye tabletlere yazılmamış. İşte Sümer'e kadar gittiğimizde elimizdeki tek metin budur. Neden? Çocuklar için falan düşünülse, epos denilse, bilmem nedense o kadar da önemsenip tabletlere yazılmazdı. Oradaki yazılmanın da bir kurgusu vardır. Biliyorsunuz mesela Gılgamış destanı 12+1 tabletten oluşur. Yani her şeyin bir sembolüğü vardır. Ve Gılgamış da temelde ölümsüzlük arayışıdır. İnsanoğlunun ölüm nedir? Ölümsüzlük mümkün müdür? İşte ona karşı olarak da hayat nedir? Ne için yaşamalı gibi en temel varoluş sorularını sorup cevap aradığı bir mana kurgusudur. Şahmaran siz de biliyorsunuz. İşte yine mesela bilim bugün tıbbın sembolü olan yılanı Yunan mitolojisine bağlar. Çünkü Yunan mitolojisiyle bu iş yazılı geleneğe geçmiştir. Hipokrat'la başladığı için resmi tarihte tıp. Fakat işte işin kökü tabii Yunanlar da bu toprakların çocuklarıdır biliyorsunuz. Onları evet Anadolu'nun, Mezopotamya'nın bu toprakların kültür köklü. Ben bugün çok konuşmayacağım. Siz konuşacaksınız. Ben dinleyeceğim. Ben de dinleyeceğim. Vallahi susturmazsanız ben sabaha kadar konuşurum. Evet, doğrusu, onun isterseniz. İçin ben müdahale etmiyorum. Evet. Sizi dinlemek istiyorum. Ve izleyicilerimiz de sizi dinlemek istiyorlar. Onun için suskun kalmayı tercih ediyorum. Lütfen buyurun. Eyvallah. Sağ olun. Yani ama işin meselenin kökü yine bu topraklardadır. İşte Şahmaran'da bir ölümsüzlük meselesidir dediğimiz gibi. Bir lokman hekim meselesidir. Sizin de belirttiğiniz gibi masalda geçtiği şekilde söylüyoruz. Şahmaran nereden geçerse bütün otlar, bitkiler, çiçekler dile gelir ve hangisi neyin dermanı olduğunu söylerler. Yani o bütün çiçeklerin, otların, bitkilerin dilinden anlar. Her birinin neyin şifası olduklarını söyler.
Camisan da Lokman Hekim'in oğludur. Fakat daha hikaye başlarken Lokman Hekim ölür, Camisan doğar. Yani aslında hikaye bir bitişle başlar. Lokman'ın ölümü, ki Lokman nerededir? Lokman da ölümsüzlüğün ya da ölümün çaresini bulma sınırına gelmiştir. Ancak ölüme çare bulunamaz. Çünkü bu bir hak kanunudur. Bu dünyada olmanın mecburi bir biri gidecek ki birileri yerini doldursun. Gibi. Yani bu değiştiremeyeceğimiz eşiktir. Ölüm evet. Meselesi insanoğlunun değiştiremeyeceği bir her türlü hastalığın bir derdi dermanı vardır. Ama ölümün dermanı yok. Nitekim Lokman Hekim de Şahmaran'da tam ölüme çare bulacakken Hakk'ın müdahalesiyle, Cebrail aracılığıyla Hakk'ın müdahalesiyle kitabına bir kanat vurur Cebrail ve o kitap ırmağa uçar. Sadece elinde 3 yaprak kalır. Ve o 3 yaprak aslında Camsan'a bıraktığı tek mirasıdır. Ölüm döşeğindeyken eşi hamiledir. Eşine der ki işte benim vadem doldu, ben öleceğim. İşte bizim bir oğlumuz olacak. Çünkü her şey Lokman Hekim'e ayandır. Lokmanlığın da marifeti budur. Her türlü durum Lokman Hekim'e ayandır. İşte eşine der ki böyle böyle sen hamilesin. Bir oğlumuz olacak. Ben de ölüyorum. Oğluma bırakabileceğim tek emanetim bu 3 yaprak kitabımdır. Kalan 3 yaprak kitaptır, sayfalardır. Ve o kendisi bizzat gelip senden istemediği sürece büyüdüğünde sen bu 3 yapraktan ne ona söz et ne de bunları ona verme yani. O kendisi bizzat gelip senden isteyene kadar. Nitekim Camisan işte Şahmaran'ın yanına arkadaşlarının ihanetiyle Şahmaran'ın yanına gidip ondan Belkıya'nın hikayesini, Cihan Şah'ın hikayesini dinledikten sonra yalvar yakar yukarıya gönderilir. Ve işte dediğiniz gibi padişahın hastalanması sebebiyle de işte ararlar, sonuçta bulmuş olurlar. Ve ancak Camisan'ın, Şahmaran'ın işte eti kaynatılarak bir şifa, yani onun kendi bedeni de bir şifa kaynağıdır. Yani böyle tıbla direkt mesleğinizle tabii ki çok direkt ilişkisi var. Biraz daha iyi belki de tıp tarihi okumamız lazım. Meseleyi tam olarak nerede bağlamak lazım Şahmaran'a diye. Fakat işin bağlayabileceğimiz cümlesi şudur. Dediğimiz gibi gerek Gılgamış'ta, ki Şahmaran ve Gılgamış akraba metinlerdir. Biraz önce de söylediğim gibi ikisi de ölümsüzlük ardındadır. Hatta bizim tezimiz olarak söylüyorum, yani yanılma payım vardır diye söylüyorum bizim tezimiz olduğunu. Tartışılabilir bir tez. Yani bize göre Şahmaran Gılgamış'tan çok daha eskidir bir kültür metni olarak, teksti olarak. Ve Gılgamış aslında Şahmaran'ın belli bir dönemde, Şahmaran metninin anlatısının belli bir dönemde belli bir tarihsel kişiliğe uyarlanmış halidir. Evet, şimdi güzel insan, değerli dost, tıpta şöyle bir şey var. Yılanlar gelir, birbirine dolanarak gelir ama iki yılanın kafası ayrı yönlere gider. Zarar vermez. Diyor ki önce zarar verme. Yani şifanın da zaten temeli bu, anlamı bu. Zarar verme, yani dozaj. Evet. Normal dozda verirsen iyileştiriyor. Fazla verirsen zehir oluyor. Öldürüyor. Şimdi evet. Şifanın özü bu. Diyoruz ve sizden bir eser de rica ediyoruz. Memnuniyetle. Peki. Bir kız, ilk söylediğimiz eserden de kısaca söz edelim. Buyurun lütfen. Aslında bir Muhammed metiyesidir. Alevilikte bunu da söylemekte fayda var. Şahmaran'da da biliyorsunuz Muhammed önemli bir figürdür. Evet, evet. Belkıya aslında Muhammed adına aşık olarak tacını, tahtını bırakarak yollara düşer. Çünkü Muhammedlik aslında bir sıfattır. Bugün bize ortodoksi ve ortodoksinin verilerine göre tarihi yazanlar Muhammed'i tarihte gelmiş geçmiş bir
karakter olarak söylüyorlar. Doğrudur. Ancak Muhammedlik sıfatı isim olarak Muhammedlik. Muhammed tarihsel Muhammed'den eskidir. Ali de öyledir. Bunların her biri birer kavramdır. Evet. Fatma da öyledir. Hasan, Hüseyin kelimeleri de öyledir. Ve aslında kavramların manalarına baktığımızda da Alevilik tam olarak kavramın içeriğini söyler. Muhammed kelimesi hamd'dan gelir. Hamd övgü demektir. Muhammed de övülmüşler övülmüşüdür. Ve bir sıfat olarak ezelinden beri güneşin sıfatıdır. Çünkü Muhammed zahir alemin sultanıdır. Ali batın alemin şahıdır. Bu yüzden Aleviler Ali bizim şahımız, Muhammed padişahımız der. Ve bu alemde, bu zahir alemin sultanı olarak efendim, sultanım diye hep bir Muhammed metiyesi düzülür. Yani biz Alevi deyişlerinde nerede efendim, sultanım görürsek buradan bir Muhammed metiyesi görmemiz gerekir. Beyit'in kaynağı Gırmana köyüdür. Gırmana köyü de çok özel bir köydür aslında Erzincan'da. Son 100 yıllık Alevi tarihine baktığımızda dikkatle incelenmesi gereken hakikatçi Aleviler diye bir akımın önemli temsilcilerindendir bu köy. Ve derlememiz de oradandır, metinlerin bir derlemesi olarak. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, aynen. Siz de sağ olun. Şimdi de bir Hızır Beyti söyleyelim istiyoruz. Allah Allah. Bunun da kaynağı Seyit Mahmut Yıldız'dır, Berlin'de yaşayan. Özellikle Çever Hazaru ve Şahmaran albümlerinde sağ kendisinden çok faydalandığımız bir büyüğümüz. 85 yaşın üzerindedir. Biz de sevgilerimizi, saygılarımızı hürmet gönderiyoruz. Hürmet sağ olsunlar, var olsunlar. Rayi ver reyi Musa'yı
serverle bari tallayı. Yılanlar Şahmeran'ın öldüğünü, öldürüldüğünü bilmezler. Evet. Bilmezlermiş. Evet. Eğer yılanlar Şahmeran'ın öldürüldüğünü duyarlarsa, bilirlerse saldıracaklarmış. Evet, bu dünyayı yer bitirirlermiş. Yer bitirirlermiş. Şahmeran hikayesini günümüze uyarladığımızda neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi güzel. Çünkü bu sağlığı çok önemli etkiliyor. Yani kötü şeyler konuştuğumuzda vücudumuz kortizol salgılıyor. Böbrek üstü bezlerimiz o bizi hasta ediyor. Eyvallah. O açıdan bu soruyu sordum ben size. Eyvallah, güzel. Vallahi tabii sizden aslında bizim dinlememiz lazım. Özellikle insan psikolojisinin, ruhsal durumunun beden üzerindeki etkisi ya da bu fiziksel hastalıklar dediğimiz her türlü kanseri, veremi bilmem bunların psikolojik bir temeli var mı? Evet. Ya da insan ruhuyla bedeni arasındaki ilişki nedir? Tabii bunları biraz sizden dinlememiz lazım. Biz bunun birçok örneklerini, yani yaşanmışlık anlamındaki lütfen örneklerini biliyoruz. Sizler de, siz de dersimizsiniz. Evet. Biraz evet önce de birazcık sohbetini yaptık. Siz de çok iyi biliyorsunuz, yaşamışsınız. Evet. Evet. Örneğin siz de anlattınız. Sultan Hıdır'a efendim çocuğu olmayan eşler, çiftler gelirmiş. Evet. Ve bir yıl sonra da çocukları kucaklarında yine aynı yerde. Kız olmuşsa ismi Sultan. Görüyor musunuz? Erkek olmuşsa ismi Hıdır. Hıdır'dı konulu Hıdır ve bizim olurdu. Dersim yöresinde Sultan ve Hıdır isimleri çok fazladır. Aynen. Kesinlikle. Ulu bir zattır. Bizim kendi köyümüzde Tunceli Dersim Pertek Zeve köyünde. Eyvallah. Gerçekten kutsal topraklar. Öyle eyvallah söyleyeyim ben. Yani Düzgün babasıyla, eyvallah, Baba Mansur'uyla, Kureyş babasıyla, Sarı Salto'yla, Derviş Cemali'yle, Avuçan'ıyla kutsal topraklar. Yani tabii başka bir şey demiyorum. Bütün ocakların mekanı orası. Evet. O dağlar, o kutsal dağlar gerçekten o topraklara gittiğinizde kendiliğinden iyileşiyorsunuz. Eğer biraz da özünüzde bu değerleri taşıyorsanız eğer, gerçek özünüzde o sevgiyi taşıyorsanız, yaşıyorsanız doğal ölümle yaşamız sonuçlanıyor. Eyvallah. Doğal ölümle. Eyvallah. Demek örneğin, ki sevgiymiş değil mi? Sevgi. Evet. Sevgi. Şimdi sevgi yani ne önemli yapıyor? Bir şifa kaynağı. Kesinlikle. Yani tıpta biz buna plasebo etki diyoruz. Eyvallah. Ama şimdi ilaçları da plasebo olarak kullanıyoruz. Yani işte zeytinyağı, balık yağı yerine evet örneğin plasebo olarak ayçiçek yağı veriyoruz. Ve bunu evet kıyaslıyoruz. Ayçiçek yağı mı iyi geldi, plasebo yoksa balık yağı, omega 3 mü evet iyi geldi gibi. Evet, evet. Ya da omega 5 işte nar çiçeği, nar yağı mı iyi geldi gibi kıyaslamalar yapıyoruz. Halk tıbbında da bu ziyaretlerin, ocakların yeri çok büyük halk tıbbında. Tabii. Çünkü bir inanç sistemidir, bir inanç geleneğidir. Diyor ki bu zata hizmet eden birisi... Evet. Doğru yolda ayrılmamalı. Eyvallah. O yolu sürdürmeli. Doğru yoldan ayrılırsa yol gider bir yerlere biter. Nitekim o da sağlığın sonunu getiriyor. Yani doğru yoldan ayrılırsanız
hani hak yolundan çıkarsanız, eyvallah, o zaman diyor ki siz yani yalanla, dolanla vesaireyle, evet, kafan çalışıyorsa bunların hepsi de seni hasta eder. Kesinlikle. Böbrek üstü bezleri çalışıyor. Eliniz tetikte. Ben size yalan söylüyorsam konuştuğumda, evet, böbrek üstü bezlerim kortizon salgılıyor. Bu da yüzüme yansıyor. Damarlarım daralıyor. Siz de diyorsunuz ki ya bu mayada hocam ne kadar şey geliyor böyle, irite ediyor beni diyorsunuz ya da hastalarım. Eyvallah, hissediliyor. Tabii tabii hissediliyor. Karşı taraf taraf. Sizin de kortizol düzeniniz, yükseliyor. Sonra diyorsunuz ki hayır ya ben gitmeyeceğim çünkü adam çok kötü enerji yaydı diyorsunuz. Fiziki belirtiler oluyor mu kortizol yükselmesine? Kortizol yükseldiği zaman kızarıyorsunuz. Yani şey, geriliyorsunuz, gerginleşiyorsunuz ve o insani enerjiyi vermiyorsunuz karşınıza. Kavgaya davet ediyorsunuz karşınızdakini ya da işte savaş kaça davet ediyorsunuz. Karşınızdaki diyor ki hayır ya ben buna muhatap olmayayım, kaçayım diyorsunuz. Ama bir de diğer tarafta asetilkolin var. Yani o samimiyet, o güzellik, o değer, evet, evet, gittiğinizde evet, o da sevgi, o da ne yapıyor? Damarları genişletiyor, kan akımı artıyor, yüzünüze gülümseme geliyor, içtenlik, samimiyet. Bununla üstüne bir de sarılırsanız eğer hipokampus haber salıyor hipotalamusa, diyor ki bakın diyor bu gençler sarıldılar diyor, hadi bir şey yap diyor. İşte İbrahim ile Kemal sarıldı diyor hipokampusa. Hipokampus hipotalamusa diyor ki bunu kutlayalım. O da hipofize diyor ki hadi oksitosin salgıla. Oksitosin de özgüven hormonudur. Çünkü kürek kemikleri ortasında sosyal ilişki geliştiren hücreler var. Evet. Onun için sarılıyoruz birbirimize ve bir de böyle yapıyoruz. Diyoruz ki ben sana güveniyorum Kemal'im, diyor ki İbrahim'im ben de sana güveniyorum. Eyvallah. Bin yaşa diyor. Sağlık veriyorsunuz böyle dokunduğunuzda. E tabi bunlar güzel şeyler, güzel değerler. Yani kanımca biz de işte hikayelerimizden, geçmişlerde büyüklerimizden aldığımız hikayelerden bunları öğrendik. Tıpta da bunları çıkardık diye düşünüyorum. İşte bu bağlamda belki sözünüzü, lütfen, sorunuzu bağlayabiliriz. Yani bu konuştuğumuz eksende bir yere oturtabiliriz. Hani şahmaran bugün ne nasıl uyarlanabilir? Doğrusunu isterseniz ilk önce şunu söyleyelim. Hani genelde bu modern akıl eskiden kalmış bir şeyi ben bunu bugüne bir getireyim, bu malzeme olarak kullanayım, yeniden yazayım demiş. Çünkü biz hep bizden geride olanları bizden daha ilkel biliyoruz. Onları hep geliştirmek, ilerletmek, daha güzel yapmak falan gibi bir niyetle bakıyoruz. Ben şunu söyleyebilirim. Şahmaran'ın son 40-50 yılda önemli yazarlarımız tarafından yazılmış versiyonları var. Bunların her biri de değerlidir kendi içinde. Ancak Şahmaran'ın söyleyeceği şey zamanında ne söylemişse bugün içinde geçerlidir. Çünkü sözünü ettiğimiz gibi Şahmaran hayatı, ölümü, insanoğlunun en temel varoluş sorularını sorar ve cevaplar. Bugün de insan olarak doğuyoruz ve aynı soruları kendimize soruyoruz. O eksende Şahmaran her zaman günceldir. En eski haliyle her zaman bugüne söylediği bir şey vardır. Ben bütün dinleyicilerimize özellikle mutlaka Şahmaran'la ilişkileri olsun derim. Şahmaran'ı mutlaka çocuklarına okusunlar ve anlatsınlar ve öğrensinler diyorsunuz. Hayatlarında bir yer açsınlar diyoruz. Evet, şimdi biz programın sonuna geldik ama programın sonunda yine bir güzel deyişinizle kapatmak istiyoruz. Ben tüm izleyicilerimize iyi hafta sonları diliyorum, iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın ama sanatla kalın ve lütfen tarihimizle kalın. Yani halkın gerçek tarihiyle kalın. Mısır'la kalın, İran'la kalın, Pers'le kalın, Mezopotamya ile kalın, Zerdüşt'le kalın, değerlerinizle kalın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Buyurun. Biz de çok teşekkür ediyoruz davetiniz için. Sağ olun. Bütün izleyicilerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hep sevgiyle kalsınlar diliyoruz. Var olun. Son şarkımız bir aşk şarkısı, bir yayla türküsü. Zazaca. Asma münazerde, vejiya tüm iserde, vergi verda ve mali zırab zeberde diyor. Zamanımız kalmadığı Buyurun. İçin fazla girmeyelim. Şarkımızı çalalım. Buyurun. Tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Var olun.
serde, vecgatın mi serde, asmamın nazerde, vecgatın mi serde, vergi ver da ve mali zırabı zeberde, vermez bekle tutta, tiyabızı zanne verde. Ceniye var gibi tutta, bize dımaşıya, vermez bekle tutta, tiyabızı zanne verde. Dürra dürri berre, hore mırdi bulde. Ceniye var gibi tutta, havarı bize deşiye, vermez bekle tutta, tiyabızı zanne verde. Dürra dürri berre, hore mırdi. Zamme verde, dürra dürri berre, hore.